Pegem TG11 sözel mantık. 6 dairelik bir apartmanın şekildeki gibi 3 bölümlük bir otopark vardır. Her bölüme 2 araç olmak üzere toplam 6 araç park etmektedir. Araçların konumları ile ilgili şunlar bilinmektedir. Otoparkı Ahmet, Begüm, Ceyhun, Deniz, Erkan ve Fatih olmak üzere 6 kişi kullanmaktadır. Zaten tablo çizmemize gerek yok. Tablomuz belli. Fatih 2 numaralı park kullanıyorsa demek ki Fatih'in yeri kesin. Fatih getirdik buraya yazdık. Begüm, Ceyhun'un hemen sağındaki, bakınız Begüm, Ceyhun'un hemen sağındaki otopark kullanıyorsa, şimdi notumu alıyorum. Ceyhun'un hemen sağında Begüm olacak. Demek ki CB'yi biz yukarıda yan yana yazacağız. Peki CB'yi yazabileceğimiz, yani ya 1 ve 2'ye yazarız ya da 2, 3'e yazarız değil mi? Tamam. Bu bir dursun. Hemen sonuçunu okuyalım. Ahmet Begüm'ün solundaki. Bak Ahmet Begüm'ün solundaki diyor. Yani burada bir solunda da olabilir, iki solunda da olabilir. Buna dikkat edin. Şimdi arkadaşım bak, C ve B'yi sen getirsen, mesela kırmızı ile oluşturdum şu durumda. Buraya C'yi, buraya B'yi yazsak. Ya buradaki A, B'nin solunda olacağı için mecburen buraya gelmek zorundadır. Yazmadığımız, bakın A'yı, B'yi, C'yi yazmışız. D ve E kaldı. D ve E de buraya gelmek zorundadır. Bu bizim birinci ihtimalimiz olsun. İkinci ihtimal, şurada değerlendirelim. Fatih'in yeri zaten sabitti. Biz C ve B'yi 1 ve 2 yazmıştık bu sefer. 2 ve 3'e yazalım. Bakınız burada A'nın B'nin solunda olabilmesi için ya 2 ya da 1'de olacak ama 2 dolu. Demek ki 1'de olması gerekiyor. Geriye kimler kaldı? A, B, C, F'yi yazmışız. D ve E kaldı. Bakınız burada D ve E'nin değişken olması gerekmektedir. Başka da bir durumdan bahsedemeyiz. Demek ki 2 tane durumumuz var. Birinci durum, ikinci durum. Şimdi sorularımıza bakın. Diyor ki bu bilgilere göre kesinlikle yanlıştır. Ceyhun 2 numara. Bakınız şu durumda biz Ceyhun'u 2 numarada görüyoruz. O zaman kesinlikle yanlış değil. Bunu eledik. Ahmet 1 numaralı. Bakınız bu durumda yine Ahmet'i 1'de gördük. Bunu da eledik. Begüm 3 numarada diyor. Begüm yine bu durumda 3 numarada görebiliyoruz. Bu da kesinlikle yanlış değil. Deniz 2 numara. Deniz'i bu durumda 2'de göremedik. Hemen diğer duruma çıktım. Diğer durumda da 2'de Deniz'i göremedik. Demek ki kesinlikle yanlış olan şıkkımız Denizli olması gerekiyormuş. Edirne'yi de okudum. Begüm 2 numara. Begüm 2 numara. Bakınız buradaki ilk durumda Begüm 2'de yer alabiliyor. Bu da kesinlikle yanlış olmadı. 28. Bu bilgilere göre Begüm 2 numaralı park yerini kullanıyorsa. Şimdi bu hangi durumumuzda var? Bakalım. Begüm'ün 2 numaralı park yerini kullandığı durum bu. A, C, F, B, D, E şeklindeydi. 1, 2, 3. Peki ne demiş? Begüm 2'de burada. Kesinlikle yanlıştır. Erkan 1'de. Erkan'ı biz 1'de göremedik. Bu kesinlikle yanlış. Bursa'ya okuyalım. Ahmet 1'de. Evet bu doğru. Ceyhun 1'de. Evet doğru. Deniz 3'te. Kesinlikle doğru. Begüm Deniz'in hemen solunda. Bakınız burada Begüm Deniz'in hemen solunda. Bu da doğru oldu. Demek ki Adana kesinlikle yanlış oldu. 29'a baktık. Hangisi 1 numaralı otoparkı kesinlikle kullanmaktadır diyor. Kesinlikle kullanmaktadır soruluyorsa her iki durumda da 1'de aynı kişinin olması lazım. Ahmet, bakınız hem burada hem de burada. Yani her iki durumda Ahmet ne yapmış? 1 numarada kalmış. Ceyhun. Ceyhun tamam ilk durumda 1'de kalmış ama ikincisinde 2'ye gitmiş. O zaman olamaz. Hemen 3'e bakalım. Erkan. Erkan zaten birincisinde burada olmadığı için Erkan'da eledik. Demek ki yalnız bir, yani Adana 29. sorumuzun cevabını verdi. 30. Bu bilgileri 3 numaralı otopark kimlerin kullandığının bilinmesi için yukarıdakilerden hangilerinin bilinmesi yeterlidir? 2 numaralı otoparkı Ceyhun kullandı. Şimdi bakınız Ceyhun 1. durumda 1'de, 2. durumda 2'de. Yani 3 numarayla Ceyhun'un bir bağlantısı yok. O yüzden buraya eledik. İkincisine baktık. 1 numaralı otoparkı Erkan'ın kullandı. Bakınız arkadaşlar burada Erkan'ı biz 1'e sabitlersek, Erkan'ı 1'e sabitlersek kesinlikle buradaki Deniz'i 3'e sabitlemiş oluyoruz. Yani 3 numaralı kimin kullandığına ulaşmış oluruz. 1 numaralı otoparkı Ahmet'in kullandı. Şimdi zaten her iki durumda da Ahmet 1'i kullanmış. O yüzden Ahmet'te bizim işimiz yok. Demek ki 30. sorumuzu biz yalnız 2, yani Bursa olarak işaretledik ve matematik sorularına geçtik. 31. sorumuz bir rasyonel sayılar sorusu. Hemen işlem yapıyoruz. Bakınız 4 ile 3 çarptık. 12. 1 ekledik. Burası 13 bölü 4 geldi. Alt taraf 3 kere 2 6. 1 çıkardık. 5 bölü 2. Bu 5 bölü 2 yukarıya ters çevirip çarpım durumunda yazıldı. Daha sonra hemen parantez içerisine aldık. Bölü dedik. Sağdaki ifade geldim. 17 ile 1'i çarptım. 17 4 çıkardık. 13 bölü 17. 34 kere 1 34. 1 daha 35 bölü 34 yukarıya
ters çevrim çarpım durumunda yazıldığı için 34 bölü 35 haline döndü. Şimdi buralarda sadeleştirme var mı? Bakalım şununla şu gitti 2 kaldı. Burada başka bir şey yok. Yani bu ilk ifade demek ki buranın tamamı 13 bölü 10'a eşitmiş. Bölü dedim. Burada bakınız 17 ile 34 sadeleşti. 2 geldi. Başka bir şey yok. 13 ile 2 çarptım. 26 bölü 35 oldu. Evet, bölüm durumunda bu ifadeyi ters çevirip çarpım durumuna getirdim. Çarpı 35 bölü 26 oldu. Sadeleştirme var. 13'e böldük 1, 13'e böldük 2, 5'e böldük 7, 5'e böldük 2. Başka da sadeleşen bir ifade yok. O halde yukarısı 7, alt taraf 2 kere 2'den 4, 31 bursa oldu. Evet, 32. sorumuz 0,25'in kuvveti eksi 3 bölü 2. Bununla 0,001'in kuvveti eksi 1 bölü 3 çarpılmış ve sonuç kaçtır denilmiş. Bir kere 0,25 ne? 0,25 25 bölü 100 değil mi? E bakınız her taraf burada 25'i sadeleştirsem 1 bölü 4 olacak. E 1 bölü 4 de bu ifade de 1 bölü 2'nin karesidir. Şimdi bunun kuvveti var. Kuvveti eksi 3 bölü 2. Ben buradaki 1 bölü 2'nin karesinin eksi 3 bölü 2. kuvvetini alacağım. Daha sonra çarpılayacağım. Şimdi şu ilk ifadenin sonucuna bir ulaşalım. Buradaki 2 ile şuradaki 2 sadeleşti. Şimdi çarpıyoruz. Sonuç ne olacak? Burası 1 bölü 2'nin eksi 3. kuvveti olacak. Eksi 3 ne demekti? Payla payla yer değiştir. Yani burası 2 bölü 1'in 3. kuvveti olacak. Kuvvetteki eksi gitti. 2'nin küpünü 1'in küpü olan 1'e böldüğümüzde yani sonucu 8 olarak elde ettik. İlk tarafı sonucu 8'miş. Şimdi ikincisine bak. İkincisine 0,001. Burası da 1 bölü kaç eşittir? 1, 2, 3. 3 tane basamak var. 3 tane 0 yazdım. Yani bu ifadede 1 bölü 10'un küpüne eşittir. O halde 1 bölü 10'un küpünün eksi 1 bölü 3'üncü kuvveti var. Bakınız burada da şu 3 ile şu 3 sadeleşir. Geriye bu ifadeden de ne kalacak? Şuraya yazalım. 1 bölü 10'un eksi 1'inci kuvveti kaldı. Eksi 1'inci kuvvet payla payla yerleştirip 10 oldu. Demek ki ilk ifademiz 8, ikinci ifademiz 10. Zaten bunları çarptım. O halde 32. soruyu denizli olarak elde ettim. Geldim şimdi 33. sorumuza. X parantez içerisinde kök 6 eksi 5'in karesi olduğuna göre kök x artı kök 24 ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi kök x dediği için biz buradaki ifadenin kökünü almak zorundayız. Kökünü alırken bu ifadelerde şuna dikkat ediyorsun. Kök derecemiz çift olduğu için bu ifade dışarıya çıkarken mutlak değer içerisinde çıkar. Mutlak değer içerisinde çıkarmayı lütfen unutma. Peki burası kök x oldu. Yanında bir de kök 24 var. Kök 24'te zaten 4 ile 6'nın çarpımından 4 dışarı 2 diye çıktı. 2 kök 6 halini aldı. Peki hocam bu ifade içerisi pozitifse olduğu gibi negatifse eksiyle çarpacağım. Nasıl anlarız? Şöyle düşüneceğiz. Bu 2 içeri girseydi kök 24 olurdu. Zaten 5 de kök 25'tir. Bakınız kök 24'ten kök 25 çıkarsa içerisi negatif olur. İçerisi negatifse mutlak değerde dışarı çıkarken eksiyle çarp dışarıya çıkarıyoruz. Bunu unutmayınız. Artı yanında bir de 2 kök 6 var. 2 kök 6'lar birbirini götürdü. Geriye 5 kaldı. 33. sorumuz da adana oldu. 34 olduğuna göre denklemi sağlayan x tam sayısı kaçtır diye sormuş. Bakınız 4 üzeri x, 2 üzeri x. Bu soru kalıplarında 4 üzeri x aynı zamanda 2 üzeri 2'nin x'inci kuvveti. Bakınız buradaki x ile 2 yer değiştirirse 2 üzeri x'in karesi olur. Yani benim elimde 2 üzeri x var. Demek ki bu ifadede 2 üzeri x'in karesiymiş. Bakınız kolay işlem yapabilmek adına bir bilinmeyen söyle. 2 üzeri x'e gittim a dedim. O zaman burası a'nın karesi olur. A kare. Şurada da a'nın kendisi var. Eksi a. Yanında da eksi 12 eşittir 0 var. Denkleme dönüştürdük biz. Öyle iki sayı bul ki çarpımları eksi 12 toplamları eksi 1. Eksi 4'e artı 3 olmalıdır. O halde burayı sağlayan değerleri bulalım. Burayı 0 yapan değer 4'tür. Burayı 0 yapan değer eksi 3'tür. Şimdi 2 üzeri x'e biz a dedik. O halde burada sen şunu demez misin? Hocam biz a'ya 2 üzeri x dedik. 2 üzeri x 4 olacak. 2 üzeri x bir de eksi 3 olacak. Hangisinde x tam sayı değeri gelir? 2 üzeri x'in 4 olduğu durumda. Yani x'in yerine 2 yazdığımız durum 34'ü Edirne yapacak. 35 a ve 2 basamak sayısının 7 ile bölümünden kalan 5'tir. Buna göre diyor a ve 8 3 basamak sayısının 7 ile bölümünden kalan kaçtır? Yani bu soru kalıplarında direkt hızlı çözüm yapmak istiyorsan 7 ile bölümünde kalan 5 veren bir sayı salla. Mesela 7 artı 5'ten ben 12 düşündüm. O zaman
A'nın yerine bir B'nin yerine 2 yazabilirim. Direkt 128'i 7'ye bölersin. Olayı bitirsin. Bakınız 1 kere 7, 7. 58 de 7 kere 8, 56. Kalan 2 oldu. Ceyhan işaretler geçer giderim. Evet, 36. sorumuz. X kare eksi 9, x kare artı 3x, 2x bölü x kare eksi 6x artı 9, 1 bölü 4'e eşitmiş. Şimdi bakınız burada ilk ifade zaten 2 kare fark. 2 kare farkını ben x artı 3 ile x eksi 3'ün çarpımı şeklinde yazdım. Bölü, şurada da x ortak parantezine alsam, birincisinden x, ikincisinden 3 geldi. Çarpın. Şuraya 2x yazdım. Bu ifadede bakınız bir tam kareye benziyor. X eksi 3'ün parantez karesi olacak. Yani burası da x eksi 3 çarpı x eksi 3 oldu. Eşittir. 1 bölü 4'müş. Şimdi sadeleştirmelere başlayacağım. Bakınız şu x eksi 3 ile bu gitti. Buradaki x ile bu x gitti. X artı 3 ile x artı 3 gitti. Yukarıda sadece 2 kaldı. Alt tarafta x eksi 3 kaldı. Yani 2 bölü x eksi 3 ifadesi 1 bölü 4'e eşitmiş. İşler dışlara gidersem 8 eşittir x eksi 3. Her tarafa 3 ekledik. X'i 11, yani 36'yı Ceyhan olarak elde ettik. 37. sorumuz a kare artı b kare a artı b'nin parantez karesinden küçükmüş. Şimdi bir kere şu ifadenin biz nasıl karesini alıyorduk? Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımı ilk katı artı ikincinin karesi. Şunu görebildiniz mi? A kareler zaten bakın sadeleşti. B kareler de birbirini götürdü. Burada 0 kaldı. Demek ki 0 küçüktür. 2 çarpı ab oldu. Çarpımının zaten 2'nin bir etkisi yok. O zaman a ile b'nin çarpımı 0'dan büyük oldu. A ile b'nin çarpımı nasıl 0'dan büyük olur? Şöyle a ve b sayılarını yazalım. Arkadaşım ikisinde pozitif ya da ikisinde negatif seçtiğin durumlarda. Bize ne demiş? Her zaman doğrudur. Bakın. A 0'dan büyükse diyor, b de 0'dan büyük. Evet, kesinlikle doğru. A 0'dan küçükse b de 0'dan küçüktür. Bu da kesinlikle doğru. A ile b'nin çarpımı 0'dan büyüktür diyor. Evet arkadaşlar, zaten bunu da biliyoruz. O halde 37. sorumuz Edirne olmalıydı. 38. sorumuz x ile y'den büyük olmak üzere x ile y'nin toplamı 5 kök 3 çarpımları 13 bölü 2'ymiş. Olduğuna göre ifadesinin değeri kaçtır diye sormuş. Şimdi şurası 2 kare farkı olarak değerlendirsem x artı y ile x eksi y'nin çarpımı şeklinde yazsam. Bakın şurada da eksi parantezini alsam 5 parantezine dikkat et. Arası eksi olmayacak, artı olacak. Niye hocam x artı y yazdım? Çünkü eksi ile bakınız dağıttığınızda bu ifadeyi vermek için. Tamam, buradan sonra ne yapacağız? Bakın ortak x artı y parantezine alacağız. Alırsak x artı y parantezinde birincisinden x eksi y, ikincisinden de eksi 5 geldi. Şimdi bakınız bizde x artı y var. 5 kök 3 var. Şimdi demek ki burası 5 kök 3. Peki yanındaki ifadeyi ben nasıl elde edeceğim? Yani bana burada x eksi y lazım. Bak şu açılımı unutma. X artı y'nin parantez karesi. X eksi y'nin parantez karesine 4 tane x y'yi eklediğimiz durumda gelir. Zaten biz 5 kök 3 olarak şurayı biliyoruz. 5 kök 3'ün karesini alacağız. Eşittir. X eksi y'yi zaten biz arıyoruz. Bunun karesi artı 4 çarpı. Bak x ile y'nin çarpımı da 13 bölü 2'ymiş. Şimdi hemen işlemimizi devam ettiriyorum. 5 kök 3'ün karesi ne? 5, 25, kök 3, kök 3, 3. Yani 75 eşittir. X eksi y'nin parantez karesi artı. Şununla şu adresi 2, 2 kere 13, 26. 26'yı at karşı tarafa. 49 eşittir. X eksi y'nin parantez karesi. Karesi 49 ise x de y'den büyükmüş. X eksi y artı 7 mi olur? Eksi 7 mi? X y'den büyükse artı 7 oldu. Zaten bak şurayı bulduk. 7. 7 eksi 5 ne? 2. Şurası 2'ymiş. Şu yanında da zaten toplamları 5 kök 3 var. 2 ile de 5 kök 3 çarparsak 38 bursa olur. Geçtik 39'a. Bak bu soru kalıbında düşme. Niye düşme? Çünkü soldaki ifade 2 kare farkı mı? X artı 5 ile x eksi 5'in çarpımı mı? Şimdi her iki tarafta x eksi 5'leri gördün mü? Bunlar sadeleşiyor mu? Sadeleştirdikten sonra direkt x artı 5'i 1'e eşitleyip hemen hocam x artı 5 bir 1 olur. 1 de eksi 1 olur dersen yanlış çıkacak. Niye? Tamam, değerleri bir bulalım. Niyesine bakacağız. Karşı taraf at eksi 4. X eşittir eksi 6 oldu. Topla bak, şıkları da koymuş. Niye yanlış hocam? Çünkü çarpım durumunda sadeleştirdiğin ifadenin içerisine 0 yapan değer çözüm kümesine dahil edilir. Yani x'in tamam 4 değeri var, eksi 4 var, eksi 6 değeri var, bir de artı 5 değeri olmak zorundadır. Topladığınızda köklerini eksi 10'du, 5 ekledim, eksi 5, 39'u bursa olarak elde ederim. 40 ABC tam sayılar olmak üzere ifadesi tek sayıdır. Buna göre hangileri çift sayıdır diye bize sormuş. Şimdi hemen
Tek çift sayılar sorusunda şöyle küçük bir tablo çiziyorum. A'nın, B'nin, C'nin ne olduğunu bulmaya yönelik. Şimdi ifadesi tekse çarpım durumunda sonucun tek olması için çarpılan bütün sayılar tek olacak. Bak hemen şuradaki 2 dikkatimi çekti. Zaten burası çifttir. Çiftle neyi toplarsan tek yapar? Teki. Demek ki C tek olacak. Gittim C'ye 1 yaz. Bak C 1 oldu. Hemen şuradan B'yi bulun. C'ye 1 yazarsan burası ne olur arkadaşım? Tek olur. Tekle neyi toplarsan tek yapar? Çift değil mi? Tekle çifti toplarsak tek yapar. O zaman B'ye git çift bir sayı yaz. 2 yaz. Şimdi bak B'ye 2 yazmıştık. 5 kere 2 10. Örneğin burası ne oldu? Çift. Biz neyden çifti çıkarırsak tek yapar? Tekten. O zaman 7A tekse A'ya da gittim tek bir sayı yazdım. Gittim 1 yazdım. Olayı bitirdim. Hangileri çift sayıdır? Toplamı. 2, 3, 4. Çift mi? Evet. A ile C'yi çarp diyor. 1 kere 1, 1. B'yi topla. Topladık. 1 ile 2'yi toplarsak 3 yapar. 3 ne yazık ki tektir. 2A. 2 kere 1, 2. B ile topladım 4. 4'ü zaten neyi çarparsan çarp. Çift geleceği için 1 ve 3. 40 Edirne'yi bana verdi. 41 gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı F ve G fonksiyonları biçiminde tanımlanmış. Bileşke fonksiyonu sormuş. ÖSYM'de bileşke fonksiyonla alakalı soru sormayı çok seviyor. Dikkat edelim. Şimdi şurada A var. Hemen şu bilinenden başlayacağım. Önce G2 buluruz. G2 hemen x'in yerine 2 yazdım. Bak 2 kere 2 4. 1 çıkar 3. O zaman G2 3'e eşit oldu. Yani şurası 3 oldu. Şimdi F3'ü bulacağım. X'in yerine 3 yazıyorum. 3 kere 3 9. 1 daha 10. Demek ki bu sağ tarafın tamamı 10 oldu. Şimdi bak geldik FA'yı buluyoruz. X'in yerine A yazıyorum. X'in yerine A yazarsam burada ne gelecek? Bak şu G'yi yazayım. Buranın sonucu ne gelecek? X'in yerine A yazdım. 3A artı 1. Şimdi de gideceğim G'de X gördüğüm yere 3A artı 1 yazacağım. Yazıyorum. Bak iki parantezinde 3A artı 1. Eksi 1. Evet. Burası buna eşitmiş. Zaten sonucuna kaç demiştik biz az önce? 10. Evet arkadaşım. Eksi 1'i karşı tarafa attık. 2'yi de dağıttım. 6A artı 2 eşittir 11. 6A eşittir 9. A eşittir 9 bölü 6. Her tarafı da 3'e bölsek Ceyhan'ı elde edeceğimizi söyleriz. Şekildeki taralı bölge aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? Taralı bölgemiz şurası. Fark ettim bak C kümesinden A ile B'yi atmış. Yani A ile B'nin birleşimi atılmış. O zaman ben bakacağım. Arkadaşım bak C kümesinden A ile B'nin birleşimi atılmış yani farkı alınmış. O halde Denizli'yi söylerim. Bu soru kalıplarında hani taralı bölgeyi bulmak istiyorsanız şıklardan da gidebilirsiniz. Mesela bir şık deneyelim. A ile B'nin kesişimi şurası. Buradan C kümesini attım. C kümesini atarsam burası gidecek. Geriye neresi kalacak? Şurası. Demek taralı alan bunu sorması gerekiyordu gibisinden şıklardan girip şekil üzerinde tarayıp doğru sonuca ulaşabilirsiniz. 43. Kendisi hariç bütün pozitif çarpanlarının toplamı kendisine eşit olan sayıya mükemmel sayı denir. Bakınız kendisi hariç bütün pozitif çarpanlarının toplamı. Şimdi 15, 1 kere 15, 3 kere 5, başka da bir çarpım yok. Şimdi 15 haricinde diyor, 5, 3, 1 topla 5, 8, 9, 15 eşit oldu mu olmadı, gitti. 24'e baktım, 1 kere 24, 2 kere 12, 3 kere 8, 4 kere 6. Kendisi haricindekileri toplayalım, 12, 20, 26, açtık, gerek yok. 28'e bak, 1 kere 28, 2 kere 14, 4 kere 7, başka da yok. Şimdi 28 halinde 14, 7 daha 21, 4 daha 25, 2 daha 27, 1 daha 28. Evet arkadaşlar demek ki 43 Ceyhan olması gerekiyor. Yani yeni nesil işte sayısal mantık tarzı dediğimiz sorular bunlar. Bunlara dikkat edelim. 44. Bir sürahinin tamamı su ile dolu iken A, 2 bölü 3'ü dolu iken B gram gelmektedir. Bak bir sürahi çiziyorum. Şimdi burada 2 bölü 3'ü demiş ya bu sürahiyi 3'e böldüm. Her bir bölmesi Y litre su alsın. Bu sürahinin boş ağırlığına da x dedim. Peki tamamı doluyken diyor. Tamamı doluyken 3 tane y var bak. Bir de boş ağırlık olan x var. Bu a'ya eşitmiş. 2 bölü 3'ü doluyken. 2 bölü 3'ü dolu ne demek? Şurada 2 tane y var demek. Bir de boş kap ağırlığı bu sefer de b grama eşit oluyormuş. Bizden istedi boş sürahinin ağırlığı. Biz boş sürahinin ağırlığına ne demiştik? X demiştik. Yani x'i istiyoruz. Y'yi istemiyoruz. Y'yi bak yok ediyorum. Şurayı eksi 2 ile şurayı 3 ile genişletiyorum. Genişlettiğinde zaten y'ler birbirini götürecek. Şurada alt tarafa yazıyorum. Eksi 2x eşittir eksi 2a. Alt tarafta da 3x eşittir 3b var. Taraf tarafa topladığımızda 1x demek ki 3b eksi 2a olan Edirne'ye eşit olması
gerekiyormuş. Evet, 45'in sorumuz A otobüsündeki yolcu sayısı B otobüsündeki yolcu sayısının 5 katıdır. Hemen direkt şuraya A otobüsü, B otobüsü yazdım. B'nin 5 katıysa şuraya X desek burası 5X oldu. A'dan B'ye 16 kişi geçerse. Şimdi A'dan gidiyor. O zaman buradan 16 kişi gitti. Buraya 16 kişi geldi. Evet, geçerse ne olmuş? B'deki yolcu sayısının 3 katı olmuş. Ne? A'daki yolcu sayısı B'deki yolcu sayısının bunun 3 katına eşit olmuş. Hemen bak, bir bilinmeyen denklemimiz var. 5x eksi 16 eşittir 3x artı 48. Şunu karşı tarafa attık. 2x eşittir 64. X eşittir 32 geldi. Başlangıçta A otobüs. Biz 5x demiştik. O halde 5 ile 32'yi çarpacağız. 150, 160, yani 45 Adana oldu. 46. sorumuz. 3 kardeşin yaşları toplamı 70'tir. En küçük kardeş doğduğunda büyük kardeş ortancanın şimdiki yaşında oluyormuş. Buna göre en büyük kardeş bugün kaç yaşında diye bize soruyor. Ve şöyle diyelim. Bugün yaşları X, Y ve Z olsun. Şimdi küçük kardeş doğduğunda diyor. Yani demek ki 0 yaşında. Yani kaç yıl önceye gideceğiz biz? X yıl önce. O zaman X yıl önce bunun yaşı Y eksi X. Büyük kardeşin yaşı da Z eksi X olur. Şimdi şuradaki ifadeye bakalım. En küçük kardeş doğduğunda büyük kardeş ortancanın şimdiki yaşında oluyormuş. Yani büyük kardeşin yaşı ortancanın şimdiki yaşına eşit oluyormuş. Direkt Y eşittir Z eksi X şeklinde yazdım. İkincisinde zaten bunların yaşları toplamı 70'ti ya. X artı Y artı Z'yi de ben 70 olarak biliyorum. Peki bize en büyük kardeş soruyor. Biz burada en büyük kardeşin bugünkü yaşını Z demişiz. Arkadaşım bak, şu ikisi karşı tarafa atarsak Z neye eşit oluyor? X ile Y'nin toplamına. E sen burada gelip Z'nin yerine X artı Y yazarsan burada 2 tane X artı 2 tane Y 70 oldu. Her tarafı da 2'ye bölersek demek ki X artı Y'yi ben 35 olarak elde ederim. Zaten biz Z'ye X artı Y dediğimiz için 46 Ceyhan oldu. 47. Birisi Kemal ile Temel 20 günde, Kemal ile Cemal 18, Cemal ile Temel 22 günde bitiriyor. Bu kişilerin iş yapma hızlarının sıralaması aşağıdakilerden hangisi gibi olur diyor. Bakınız, işi bitirme süresi ile iş yapma hızları arasında ters orantı vardır. Bunu unutma. Kemal ile Temel 20. Kemal ile Cemal 18. Cemal ile Temel 22. Şimdi bak, ikili kıyaslıyor. Örneğin şu üsttekilerde K'leri görme. Buradaki Temel 20 günde yapıyorsa Cemal 18 günde yapıyor. Demek ki Cemal Temel'den daha hızlı çalışıyor. Niye? Çünkü daha kısa sürede bitirmiş. Alttaki ikisinde kıyaslama yapıyorum. Şunu da yapıyoruz. Bakınız, C'ler ortak görmedim. Kemal 18, Temel 22. Kemal Temel'den de hızlı yapıyormuş. 1 ve 3'te Temel'leri görmedim. Kemal 20, Cemal 22 günde. Demek ki Kemal Cemal'den de daha hızlı yapıyormuş. Evet, bakınız, üçünü birleştirdiğimizde zaten Kemal'in en hızlı, daha sonra Cemal'in, daha sonra da Temel'i, yani KCT47'yi Denizli olarak elde ettik. Evet, 48. Bir araç bir yolun 4'te 1'ini 60 km bölü saat, geri kalan yolu ise 180 km bölü saat hızla tamamlamış. Ortalama hız ne demiş? Ortalama hız neydi? Toplam yol bölü toplam zaman. Şimdi bakınız, ilk ifadeye bir değinelim. 4'te 1'ini 60 km bölü saat hızla tamamlıyoruz. Demek ki 4'te 1 60 ise bu yolun tamamı 240 km olacaktır. E zaten 4'te 1'i 60 hızla kaç saatte alırız? Biz 1 saatte alırız. Bakınız, ilk kısmı biz 1 saatte aldık. Şurası 60 km'lik yol olsun. Şuraya 180 km'lik yol kalır. Şu ilk tarafı ben 1 saatte yol aldığımı söyledim. Şimdi geriye kalan tarafı da 180 kilometreyi, bunu da zaten 180 ile gitmişiz. Diyeceğin 180 eşittir 180 çarpı T2. Buraya da 1 saatte aldığımızı zaten görüyoruz. Burası da 1 saatte alınmış hocam. Toplam yol bölü toplam zaman. Toplam yolumuz zaten 240'tı. 240'ı toplam zamanımız 1 saat 1 saat topladım. 2 saate bölersen 48 Ceyhan olarak elde ederim. 49. Bir iş yerinde çalışan kadınların 49 bir iş yerinde çalışanların %80'i kadrolu, diğerleri ise sözleşmelidir. Kadroluların %30'u kadındır. Bu iş yerinde kadrolu çalışan kadınların sayısı 240 ise iş yerinde toplam kaç kişi çalışmaktadır? Evet, yüzde problemi. Hemen iş yerinde çalışanlara 100x dedim. Şimdi burada bir kadrolu bakıyoruz. Bir de sözleşmeli. Bunlardan da tabii kadını ve erkeği
arıyoruz. Şöyle küçük bir tablo çizersek bizim için daha pratik olacaktır. Şimdi %80'i kadrolu, demek şuraya 80x dedim. Diğerleri sözleşmeli, o zaman geriye 20x kaldı. Kadroluların %30'u kadındır. 80x'in %30'unu alıyorum. 80 çarpı 30 bölü 100 diyoruz. Bakınız buradaki 2 0 2 0 2 8 3 24. Burası 24x. Erkeklere kaç kalır? 80'den 24 çıkarsan 56x kaldı. Gerçi bize kadrolu çalışanların sayısını, yani şurayı 240 olarak vermiş. Demek ki 24x 240 ise x eşittir 10 geldi. Zaten bize toplam çalışan sormuş. 102 100 çarpı 10'dan 49'u Adana olarak elde etti. 51 malın alış fiyatı x, satış fiyatı y olmak üzere x ile y arasında bağıntısı vardır diyor. Bu malın satışından 80 TL kar edildiğine göre x kaç TL'dir demiş. Şimdi kar ne demek kar? Arkadaşım, satış fiyatından alış fiyatını çıkarmak demektir, unutma. Demek ki bu bizim birinci denklemimiz. İkincisinde de 5x eşittir y artı 200. Bize x'i soruyor. Bakınız, birinci denklemde y'nin yerine ne yazabiliriz biz? Y'yi yalnız bıraktık, bunu karşı tarafa attık. 80 artı x. İkincisinde de y'nin yerine bunu karşı tarafa atarsam 5x eksi 200 yazabilirim. O halde bunları birbirine eşitleyip x'in sonucuna ulaşalım. Şunu karşı tarafa attım, bu x'i de bu tarafa attım. 280 eşittir 4x oldu. 280 ile 4'e bölersem x'i 70 olarak elde ederim. 51. sorumuz, 2 torbadan birincisinde 6 beyaz 4 kırmızı, hemen birinci torba şuraya 6 beyaz 4 kırmızı yazdım. İkinci torbada da 5 beyaz ve 6 kırmızı bilye vardır diyor. Birinci torbadan rastgele bir bilye çekildikten sonra kalan bilyelerin tamamı ikinci torbaya atılmış. Bu torbadan rastgele bir bilye çekilmiş. Çekilen bu bilyenin birinci torbadan çekilen bilye ile aynı renkte olma olasılığı yüzde kaçtır diye bize sormuş. Şimdi arkadaşım, birincisinden diyelim ki beyaz çekelim. Birincisinden beyaz çekersek, peki toplam 10 tanesinden beyazı seçmemiz 6 bölü 10'dur. Şimdi beyazı aldığımızı düşünelim. Bu sefer attık bunu ikinci torbaya. Şimdi bir tane beyaz alırsam 5 tane beyaz kaldı. 5 de buradaydı, 10 beyaz oldular. 4 kırmızı, 6 kırmızı da 10 tane kırmızı oldu. Şimdi buradan seçileni son durumda bununla aynı renk olma olasılığı. Arkadaşım, direkt şöyle diyeceğiz. Hocam 6 bölü 10'du. Buradan da beyazın gelme olasılığı ne? Toplam 20 tanesinden 10 tanesi. Yani ilk durum, beyazı düşündüğümüz durumda hemen şu onların sadeleştiğini düşünürsek 6 bölü 20. Hatta 2'ye bölelim, 3 bölü 10 geldi. Beyaz gelmesi 3 bölü 10'muş. Şimdi kırmızıya bakacağım. İkincisini de kırmızı olarak düşüneceğim. Yani ilk çektiğini kırmızı olarak değerlendireceğim. Peki kırmızı çekme olasılığımız ne bizim burada? 4 bölü 10 mu? Çekti, şimdi bir tane kırmızıyı aldık. Geriye 3 kırmızı kaldı, unutma. Şimdi son durumda burada. 3 kırmızı, 6 kırmızı daha 9 kırmızı. 6 beyaz, 5 beyaz daha 11 beyaz oldu. Peki burada kırmızı renkli çekme olasılığımız ne? Toplam 20'de kırmızı ne? 9. 9 bölü 20. Peki hocam, devam edelim. Sadeleşenler var mı? 4'e böldüm 1, 4'e böldüm 5. Başka da yok. 9 bölü 50 geldi. Kırmızı da 9 bölü 50'ymiş. Şimdi biz beyazı 3 bölü 10 bulmuştuk. Kırmızı da 9 bölü 50 bulduk. Şurayı 5 ile genişletsem 3 kere 5, 15, 9 daha 24 bölü 50 oldu. Ama bize yüzde kaçtır diye soruyor. O zaman hemen hocam 2 ile genişletelim. 2 ile genişletirsek demek ki 48 bölü 100, yani %48 olduğunu söylememiz gerekiyordu. Evet, 52. sorumuz, aşağıdaki daire grafikte 1440 dönümlük arazideki buğday, arpa, pirinç, mısır üretim alanları, tabloda ise bir dönem araziden dönüm herhalde. Bir dönüm araziden alınan ürün miktarları ton olarak verilmiştir diyor. Tamam. Şimdi 1440, bir kere bak, şu merkez açımız 360 derece. 360'ın kaç katı? 4 katı değil mi? 4 katı olduğunu unutma. O zaman mısır, bak, 60 dereceyi 4 çarp 240. Pirinç 70'i 4 çarp 280. 110'u 4 çarp 440. 124 çarp 480. Bunları hemen bir yaz. Şimdi tamam, altında da bir dönüm araziden alınan ürünü vermiş bize. Ne diyor? Toplam kaç ton ürün elde edilmiştir? Buğday, bak, buğday 480 var. O zaman 1 ile 480'i çarptım, 480 yazdım. Pirinç 2. O zaman 280 ile 2 çarp, 28 ile 2 çarp, 56, sonra 0 ekledim. Arpa 4. 440 ile 4'ü çarpacağız. 1760 yapar. Mısır, onu da 3 ile çarpacağız. 24, 48, 72, 720. Şimdi taraf tarafa topluyoruz.
0 yazdın. 6, 12, 20, 22, 52, 7, 14, 16, 20, 25, 52 var. 35, 2, 0 mı? Evet. Yani 52 cyan olarak elde ettik. 53. Pirinç ekilen alanın tamamına mısır ekilirse elde edilen toplam mısır miktarı kaçtan olur? Pirincin yerine mısır ekiyoruz. Bak, pirincin yerine mısır ekiyoruz. Yani mısırın son durumda açısı 130 derece olacak. Bak, mısırın açısı 130 derece olacak, bunu unutma. Tamam hocam. Zaten bunun 4 katını, 4 katını alıyorduk biz. 130'a 4 çarp 520 oldu. Peki mısır kaçta çarptırıyordu? 3 ile. O zaman 520 ile de 3'ü çarparsak 5, 10, 15, 1560, 53'ü cyan olarak söyleriz. Elde edilen pirinç miktarı buğday miktarından yüzde kaç fazladır demiş. Pirinç ile buğdayı bulalım. Pirinç ile buğday. Şurada 480 vardı. Buğday da nerede? Bu buğdaymış. Pirinç de nerede? Buradaymış. 560. 480, 560. Bak, 480'e 560. O zaman şöyle dedik. 480'de ne kadarlık fazlalık var? 80 mi? 480'de 80 ise yüzde kaçtır diye orantımızı kurduk. İşlem yapacağım. Bak, 80'e böl 1, 80'e böl 6. 6x eşittir 100 oldu. X eşittir 100 bölü 6. 100 bölü 6 ne? Sadeleştir. 50 bölü 3 mü? Evet, 50 bölü 3. Yani 54'ü de biz Denizli olarak elde ettiğimizi söyledik. Evet, 55'in sorumuz. Aşağıda merkezleri şakı şakı 2 çarktan küçük olanı saniyede 45, büyük olanı saniyede 30 derece ok yönüne dönmekteymiş. Şimdi bakınız arkadaşım, bu büyük çarkın saniyede 30 derece dönmesi. Şimdi tam tur olabilmesi için 360 derece tam tur değil mi? 360 derece. O zaman demek ki büyük çark 12 saniyede bir tam tur atıyor. Küçüğe bakalım. Küçük de saniyede 45 derecesi 360 45'e böl 8. Demek küçük olan da her 8 saniyede bir tam tur attığını söylüyor. Şimdi geldim bak, 55. Bu çarklarda başlangıçtan 6 saniye sonra görünüm aşağıdakilerden hangisi gibi olur diye bize sormuş. 6 saniye. Direkt bak, büyük çarka bak. 12 saniyede tam tur atıyorsa demek ki 6 saniyede 180 derece dönecek. Yani bak, bu simetrisini alacaksın. Bu aşağı gelecek. Hemen şuraya çizelim bak. Dışarı tarafı boş, o zaman şu iç tarafı dolu olacak. Keza bu yuvarlak da gene yukarı çıktı. Yukarı çıktığında bunun dışa yakın olan tarafı dolu olur. Yani şöyle olacak. Peki şu üçgene bakalım. Bu üçgen bak, 1, 2 şuraya gelmesi gerekiyor. Bunun da geniş olan tarafı dışarı daha yakın. Böyle oldu. Şöyle ortada çizgi var. Peki buna baktığımızda bu boyalı alan bir de solda, hep solda kalıyor. Bak, solda kalıyorsa yani şurada yukarıda kalacak. Yani boyalısı böyle. Şimdi bunu da birinci de buraya böyle getirsin. İkinci de buraya böyle getir. Böyle geldiğinde bunu böyle çizdim. Peki bunun boyalı kısmı şimdi böyle geldiği zaman sol tarafa düşüyorsa buraya geldiği zaman yukarı tarafa düşecek. Yani bunun yukarı kısmını boyamam gerekiyor. Bu neresi bu? Bu arkadaşım, bu dıştaki bu. Tamam. Şimdi içtekine bakalım. Şimdi küçük olan saniyede 45 derece dönüyorsa bak, 6 saniye dönecekse 6 çarpı 45'ten yani 270 derece dönmesi gerekir. 270. Peki bu şekil 90 da burada, 180 de burada, 270 de buraya geldi. Yani buradaki kare bak, şunun yanına geldi şöyle. Şurası şöyle. Bir tur geri getirsen bile üst tarafta kalacak. Yani şuranın boyalı olması gerekiyor. Diğer kare de şuraya gidecek. Bunu da geldim buraya yazdım. Bu da buraya gittiği zaman bunun da gene şu tarafının boyalı olması gerekiyor. Üçgenlere bakalım. Şimdi sen bu üçgeni şuraya taşırsan, bu üçgeni buraya taşırsan, bunun görüldüğü üzere şu tarafı boyalıysa sol tarafı boyalı olacak. Peki yukarıdaki üçgen de, bu da buraya gidecek. Bunun da fark ettiysen yine sol tarafının boyalı olması gerekecek. Şimdi şıklara bak. Şıklarda bunu arayacağız. Bir kere bakınız, dışarıdakilerden zaten kaybetti. Bursa'ya bakalım. Bursa'da şu doğru. Şurası yanlış. Şurası doğru. Burası yanlış. Şu doğru. Şurası doğru. Burası doğru. Burası doğru. Bursa'da sadece şu iki şekli yanlış vermiş. Ceyhan zaten yanlış. Açı olarak, dönem olarak farklı oldu. Denizli'de bakınız arkadaşlar, şunlar yanlış. Denizli eledim. Edirne'de şurası doğru, şurası doğru şeklimizden bakıyoruz. Evet, burası yanlış, şurası da yanlış yani. İçindekilere bakıyoruz. İçinde yalnız burada kare değil, buralarda üçgen olacak. Bunu da eledik.
Yani 55'ini sordu, biz doğru cevabı bulamadık. Yani Bursa'da sadece şu iki şekil haricinde diğerleri doğru ama 55'ini sordu, biz doğru cevabı bulamadık. 56'ın soruya geçeceğim. 56'da diyor ki başlangıçtan itibaren ilk kez büyük çarkın görünümü yukarıdaki gibi olduğu anda küçük çarkın görünümü aşağıdakilerden hangisi olur demiş. Şimdi bizim çarkımız acaba kaç derece dönerse bu hale alacak? Arkadaşlar bizim çarkımız hiçbir zaman bu halde olmuyor. O yüzden 56. soru hakkında yorum yapamıyoruz. 57. soruya geldik. 57 yukarıdaki görünüm başlangıçtan kaç saniye sonra elde edilmiş olabilir diyor. Şimdi bizim şeklimize baktığımızda büyük çark olduğu gibi görülüyor. Büyük çark olduğu gibi, yani tam tur atıyor. Tam tur ve katlarını arayacağım. Peki büyük çark her 12 saniyede bir tam tur atıyordu. Küçük çarkında böyle olması demek. Şimdi şeklimize bir bakalım. Bakınız burada kareler var. Kareler karşılıklı. Yalnız üçgenlerin boyalı kısmı yukarıda. Burada üçgenlerin boyalı kısmı aşağıda. Yani 180 derece dönmüş. Yani tam tur döndükten sonra küçük çarkımız her 8 saniyede bir tam tur atıyordu. Kaç tur atacağını bilmiyorum. K tur atsın. Daha sonra yarım tur daha atması gerekiyor. Yani yarım tur daha atması demek 8'in katından 4 fazla olması demek. Şimdi şıklarda hem 12'nin katını, büyük çark 12'nin katıydı, hem de 8'in katından 4 fazla olan şıkkı arayacağım. Bir kere 12'nin katlarına bakalım. Şu elendi, bu elendi. Bak 12'nin katı katı katı. Yalnız bu 8'in tam katı olduğu için bunu eledik. Bu 8'in 10 katı 4 eklersek, evet 84'ü verdi. Bunu aldım. 128'in tam katı olduğu için 120'yi ne yazık ki alamadım. 57. soruyu da Denizli olarak elde etmem gerek. Ama 56 ve 55'in soru hakkında kesin yorum yapamadım. Geldik 58. ABC bir üçgen, DK paralel BC. Evet, buradaki DK'nın BC'ye paralel olduğu söylenmiş. EDK'nın doğrusal, ED'nin DK'ya eşitliğinden bahsetmiş. Peki DF'yi 3 birim olarak vermiş. BF'ye 9 birim olarak vermiş. AD'ye X demiş. Evet. Ve verilenlere göre X'in uzunluğu kaçtır diye bize sormuş. Şimdi bir kere kelebek benzerliğinden dolayı bakınız şu iki tarafa baktık. Kelebekten dolayı 3'e 9'luk bir oran var. Yani şuraya sen K desen burası 3K olmak zorunda. Bu bir. Şurayla da şurayı eşit vermiş. Demek burası da K oldu. Daha sonra yine benzerlikten bakınız. Buradaki açının karşısındaki K'nın, şuraya yazalım K'nın, büyük üçgendeki 3K'ya oranı şu açının karşısındaki paralellikten şu açıyla şu açı aynı gelecek. Bunları şöyle gösterelim. X'in tamamı neyi oranı? 12 artı X mi? 12 artı X'e oranı demem gerekiyordu. Şuradaki K'lar zaten birbirini götürdü. İçler dışlardan 3X eşittir 12 artı X oldu. Karşı tarafa attık. 2X eşittir 12. X'i 6 olarak elde ettik. 58 Bursa oldu. Geldik 59'a. Paralel kenar. Bak paralel kenarda direkt şuradaki açıyı görüyor ya. Z'den dolayı ne olacak arkadaşım? Bak şurası da hocam aynı açı olması gerekiyor. Direkt bunu yapıştıracaksın. Bak şuradaki çizgili açıya bak. O zaman hocam Z'den dolayı burası da çizgili açı olması gerekiyor. Yani bunlar ne demek biliyor musun? Arkadaşım bak. İkizkenar üçgenleri elde ediyoruz. Bu sorularda dikkat et. 5, 2 daha 7. O zaman şurası da 7 hocam. Paralel kenarsa burası da 7. Burası 5 ise burası da 2. O zaman şu uzun kenar 5, 7, 9 oldu. Sana da çevreyi sormuş. Bak hiçbir şey okumadık, etmedik, bulduk. Niye? Burada ikiz kenarlar gelir. Bu sorularda böyle. Neydi çevre? 7, 9, 16, 2 ile çarp 32, 59'u CN olarak işaretledik ve geldik 60. sorumuza. Şekildeki O merkezi daire diliminin yarıçapı 4 birimdir. AOB 60 dereceymiş. Buna göre diyor taralı alan kaç birim karedir diye bize sormuş. Arkadaşım bak yarıçap. Yarıçaptan bahsediyor. Yarıçapı 4 diyor. Tamam. Şurası da 60 diyor. Şimdi biz bu daire diliminin alanını bulurken şöyle yapıyorduk. Pi r kare çarpı alfa bölü 360. Alfamız şu şuradaki açı. Alfa bölü 360 diyelim. Tamam. Şimdi pi'yi zaten pi olarak alıyoruz. Sıklarda hep öyle. Pi çarpı r'nin karesi. 4'ün karesi ne? 16. 16 çarpı buradaki 60'ı 360'a bölsek 1 bölü 6. Buranın tamamının alanı, hatta şurada da 2'ye böl, 8 pi bölü 3 geldi. Tamam. Tamamının alanı 8 pi bölü 3. Şimdi biz burada taralı alan istiyoruz. Taralı alanı bulmak için de şunun alanını çıkarmamız gerekiyor tamamının alanından.
Buranın alanı nasıl bulacağız? Bak. Burada şurası 60 yani. Şu kenarlar eşit oldu. Niye? Bunlar yarıçap. Yarıçapsa bak burası da 60 ise demek ki buralarda 60 60 geldi. 60 60 ne oldu bunlar orada? Eşkenar üçgen. Eşkenar üçgenin bir kenarı A ise eşkenar üçgenin alanı A kare kök 3 bölü 4 ile bulunuyor. O zaman ben buradaki bu üçgenin alanı 4'ün karesi çarpı kök 3 bölü 4'ten elde ederim. 4'ün karesi 16'dır. 4'e bölsen 4 kalır. Demek ki bu eşkenar üçgenin alanını 4'lük 3 olarak elde ettik. Demek ki tamamından 8 pi bölü 3'ten 4'lük 3'ü çıkardığımız yani Adana'daki gibi paralı alana ulaşmış olacağız. Evet, TG11'i bitirdik. Genel hatlarıyla bizi çok zorlamayacak bir sınavdı. TG12'de görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın.